işleri de gider çok ya. Elektrik yani ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Evet. Aşırı şekilde elektrik, doğalgaz, bir de biz kızarmış pirinç yapıyoruz. Giderimiz çok fazla. 1, 2, 3, 4, 5 tane dolap var. 15 bin lira fatura geliyor. Yani kola dolaplarını akşam çalışıp gündüz çalıştırmamaya falan başladık. Gerçekten giderler o kadar yükseldi ki. Yani elemanların maaşı olsun, sigortası çok zorlanmaya başladı. Evet. Yani şey diyorum ben, bu aydan sonra Allah yardımcımız olsun. Yani esnafların. Geçen sene aldığımız 7,5 liralık poşet bu sene 35 TL. Yani kasap kağıdı alıyorum. Geçen sene 85 lira olan kasap kağıdı şu an 370-380 lira ya. Gerçekten bakın. Baharat, hani müşteri bize burada kızıyor işte pikniklik, mangallık hazırlık. Yemin olsun size 1600 lira baharat parası verdim. Bir ay gidiyor. Bakın. Kekik, pul biber, kırmızı biber yani koyduğumuzda. Yani ne yapacağız bilmiyorum yani eziliyoruz. Yani şey Allah'tan eşim başka bir işte de. Hani ben burada döndürsün yeter diyorum. Hani elemanların maaşı çıksın diyorum. Döndürsün bize yeter. Ama gerçekten çok zorlanmaya başladık artık. Yani çok eziliyoruz. Yani bizlerin daha çok gideri var bir de hani. Gıda olunca mecburen bunları korumak zorundayız. Hani bir kıyafet dükkanı değil, bir başka bir şey değil. Gıda çok farklı bir şey. Çok zorlanıyoruz vallahi. Ne bileyim. Bu ayın sonunda daha çok fazla olacak daha bir şeyler var. Yani bu da tabii ki halk için de çok kötü bir şey. Esnaflarımız için de çok kötü. Bakalım Allah yardımcımız olsun hepimizin. Evet, evet, ama Türkiye'miz bu şekilde giderse gerçekten herkes için çok üzücü bir durum olur. Çünkü yani, ben önceden yurt dışında kalıyordum. Kardeşlerimin hepsi yurt dışında. Yani ben bu sene ilk defa Türkiye'ye geldiğimde pişman oldum. 2017 yılında geldim ama gerçekten pişman oldum yani. Tabii ki de şansıydı. Var, sıkıntımız yok çok şükür ama işte memleketinde dururken burada çıkıp bir sürü yatırımcısı kapıda. İnşallah güzel olur diyoruz geleceğimiz. Şükürler olsun. Ama tabii sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çok sıkıntılı. Elektrik, su bizim için özellikle dolanmaz. Kirası, sigortası. Zamlar da geliyor peşime. O tabii. En büyük sıkıntımız o zaten. Neredeyse şey değil. Ya bir de biz küçük esnafız. Hani öyle kenarda atılmıştı. Hani, öyle bir şey yok zaten. Biz günlük yaşayan. Yıllarda esnaf. Tarad yani. Abi beni aşağı yukarı bir 25 yıldır. Tabii. Sanır. Bilmiyordur. Tamam. Önce geçiniyoruz çok şükür. Kurtarmak için mücadele veriyoruz. Şimdi kurtarıyor diyen adam yalan söyler bunu yani. Ama çok şükür yine de. Ya biz kanaatta geçindiğimiz için şükür ederek geçiyoruz. Evet. Yani biz yaz günü tabii bizim için Aksaray için çok daha iyi. Ama bunun bir kişi yakıtı diyor derken. Su akarken kimsenin sıkıntısı olmuyor. Evet. Su geliyor bir yerden takıyor ama su kesildiği zaman kovadan kullanınca yani sıkıntı başlıyor. Tabii şeye döndü mü biraz daha zorlanıyoruz. Aynen. Cumhuriyet Bulvarı'ndayız. Bugün esnafımızı yaklaşık 4-5 saatlik bir esnaf ziyareti yaptık. Esnaflarımızı dinledik. Esnaflarımızla dertleştik. Aksaray'ın hangi caddesine, hangi sokağına, hangi köyüne, hangi mahallesine giderseniz gidin. Sorunlarımız ortak. Esnafın derdi aynı. Esnaf yılı 12 ay besleyen olan yaz aylarını maalesef vasat geçirmiş durumda. Sizler de gördünüz. Yaklaşık 4,5 saattir esnaf ziyareti yapıyoruz. Ve girdiğimiz 100'den fazla esnafın içerisinde ben sadece 2 dükkanda müşteriye rastladım. Geri kalan tüm dükkanlarda bu ayda yazın en yoğun mevsiminde dükkanlarda maalesef müşteriye rastlamadık. Esnaf şunu düşünüyor. Yaz böyleyse bu kış nasıl olacak? Kara kara bunu düşünüyor. Elektriğe, doğalgaza gelen ve henüz daha faturalara yansımamış olan zam esnafın moralini ciddi şekilde bozmuş durumda. Esnafımız kaygılı, esnafımız endişeli, esnafımız önümüzdeki kışı kepenk kapatmadan nasıl geçiririz, nasıl atlatırız çabası içerisinde. Ülkeyi yönetenler, ekonomiyi elinde tutanlar, sorumluluk mevkiinde olanlar o faiz düşürme yükseltme inadından bir an önce vazgeçip gelip bu esnafın halini görmek zorunda. Esnaf ülkeyi ayakta tutan ana kolondur. Ülkemizdeki 2,5 milyon esnaf ülkemizin vergi veren, devlete gelir sağlayan kuruluşlarıdır. Eğer esnafımızın bu sıkıntılarına kulak verilmezse, bu sıkıntılara karşı önlem alınmazsa ve bu kış
bu karamsar tabloda geçerse gerçekten de esnafımızın hali nice olur, ülkenin hali nice olur ve artık sarılamayacak hasarlara yol açar. Yalvarıyoruz artık hükümete, yalvarıyoruz. Vergi aldığın, senin maaşını ödeyen bu esnafın derdine dön bir bak ve en azından kışın bu esnafı rahat geçirebilmesi için destek mi vereceksiniz, vergi indirimi mi yapacaksınız, sigorta prim indirimi yapacaksınız, Bağkur primini mi erteleyeceksiniz, ne yapıyorsanız yapın. Ama esnaf artık üzerine yüklediğiniz bu yükü taşıyamaz halde. Durum bu kadar vahim. Siyaset yapmak için söylemiyorum. Günlerdir, aylardır, yıllardır sokakta olan, esnafı dinleyen, sorunları yerinde gören bir vatandaş olarak söylüyorum. Esnafımız artık bu yükü taşıyamıyor.